İmece Televizyonu'ndan merhaba. Bugün 11 Nisan 2012 Çarşamba. Bugün konuklarımız geçtiğimiz yıl 24 Nisan'da evlatlarını kaybeden acılı bir aile. Anne Ani Balıkçı ve abla Lerna Balıkçı stüdyolarımızdalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Siz Sevagöl'ün annesi ve ablasısınız. Önce büyük bir şok yaşadık. Bir kaza denildi. Ama onların istediği kadar saf olmayanlarımız, ki bir tanesi de şimdi bu soruları soran bendenizim, böyle bir şey olamayacağını düşünmüştük. Siz ilk anda neler düşündünüz ve o günden bugüne neler yaşadınız? İlk anda ben zaten internetten öğrendim. Çünkü bize haber vermesi gerekenler öbür adresimize gitmişti haklı olarak. Çünkü yeni taşınmıştık evimize. Hı hı. 20 gün kadar olmuştu taşındığımıza. 20 gün sonra da Sevak gelecekti zaten. Birisi söyledi internete bakın diye. Ama ne olduğunu söylemedi. Ben önce baktım, ismini yazdım, çıkmadı. Kozluk yazınca son haber olarak çıktı. İşte arkadaşıyla şakalaşan iki er, Sevak Şahin Balıkçı, otopsi için hastaneye kaldırıldı deyince, gitti oğlum diyerek bir çığlık attım. Gerisini hatırlamıyorum zaten. Siz ne zaman öğrendiniz ablası olarak? Babam, ben zaten annemle birlikteydim. Yürüyüşe çıkmıştık. Daha sonra tam eve girerken babam aradı. Lerna dedi yetiş. Ben anneanneme bir şey oldu sanmıştım. Hastaydı çünkü kendisi. Koşarak gittim, baktım anneannem ayakta, babam telefonla konuşuyor. Ne oldu dedim, interneti gösterdi annem. Ben dedim ki yalan haberdir, yanlış haberdir, böyle bir şey olamaz. Sonrasını ben de hatırlamıyorum zaten. Eşim geldi, doktorlar geldi, askerler geldi. Sonrasını... Bize halbuki gazete haberleri şöyle yansımıştı, işte... Üç subay geldi ve aileye haber verdi diye. Tamam, onu Feriköy Karakolu'ndan adresi öğrenip buraya gelmişler. Yeni evimize, Moda'ya, Kadıköy'e gelmişler. Ama o zaman siz öğrenmiştiniz zaten. Öğrenmiştik tamam. Ama yani öğrenmiştik evet. Onları görünce tamam doğru haber diyelerin çığlıklar atmaya başladı. Böylece öğrenmiş olduk. Evet. Ondan sonrası zaten ilaçlar, iğneler... Sonra ne yaptınız? Önce cenaze geldi galiba buraya değil mi? Evet. Baba ve aile dostlarımız karşıladılar havaalanından. Hastaneye gitti galiba ya da direkt kiliseye gitti herhalde. Askeri tören ister misiniz dediler. Yapıldığını söylediler Diyarbakır'da. Dedik biz kendi törenimizi de yapacağız. Evet. Öylelikle çarşamba günü töreni yapıldı. Onu bile şimdi internette görüyorum. O günü hiç hatırlamıyorum. Onu bile hatırlamıyorsunuz. Peki siz ilk bu olayla ilgili demeçler ben gazetede okuduğumda işte bu bir talihsiz kaza ve gayet şey ağırbaşlı kabullenir şeyler söylediniz. Ben şöyle yorumlamıştım yani birçok gazeteci arkadaş işte Ermeni olmaları nedeniyle işte bu şekilde konuşmak zorunda hissediyorlar kendilerine diye. O öyle hissettiğimizden değil, şaka olduğuna inandık sanki bir anda. Yani kaza olduğuna diyeyim. Ne olduğunu bilmiyorduk. Araştırmak o anda aklımıza gelmedi. Oğlumun yok oluşu. Aklımıza gelen oydu. Yani şoktaydık. Ne olduğunu da bilemedik. Evet subaylar, askerler geldiler. Onlar da üzgün görünüyorlardı. Fakat buranın asker ve subaydılar. Oradan gelmemişlerdi herhalde. Onlar da haberle geldiler. Evet. Zaten ben bir tanesine dedim yani bir Ermeni çocuk hatta gavur yok mu oldu dediniz dedim. Onu bunu da söyledim yani. Evet. Baba şehit olduğunu kabul etmiyorum diye gazetelere söyledi hatta gazetecilere. Şehit saymıyorum dedi ama şu bakımdan dedi. Hani savaşarak ölmedi bir kurşunla öldürüldüğü için.
askerde korunması gereken yerde korunamadığı için öyle söyledi. Evet. Böyle. Peki biz şimdi böyle... Sonra tabii tatbikata gidince ortaya çıktı her şey. Biz böyle hepimiz bu konuyu bilenleriz ve direkt girdik ama ilk kez bizim ekranlarda bizi izleyenler açısından olayı bir toparlayalım. Oğlunuz Sevak vatani görevini Malatya'da Batman'da yapıyordu. Batman'ın Kozluk ilçesinde evet, yapıyordu. Evet, Gümüşörgü Karakolu. Jandarma mıydı? Evet. Jandarmaydı ve bir ay kalmıştı galiba değil mi? 20 gün kalmıştı. Biletini almıştı ve 24 Nisan günü... Paskalya. Evet, 24 Nisan günü bu çok önemli bir gün. Çünkü 24 Nisan bütün dünyada... büyük felaket diye anılan Ermenilerin Anadolu'dan teçhirinin yıl dönümüydü. Evet. O Ermeni soykırımı anma günü olarak da kutlanıyor, anılıyor bazı yerlerde, Ermenistan'da ve Avrupa'nın diğer şehirlerinde. Ve o gün sanki bir Ermeni daha kurban edilmek istenmiş gibi düşünülüyordu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda şimdi bir yıl sonra? İlk etapta bunu hiç düşünmedik. 24 Nisan olduğunu bile düşünemedim. Çünkü yeni taşınmıştım evimden. Yorgundum ve oğlum gelecekti. 24 Nisan Paskalya'ydı o günü zaten. 90 yılda bir gelen bir Paskalya'ydı. Aynı güne gelmişti. Hatta orada gazeteciler ve arkadaşlarımız hani 24 Nisan dediler. İnanın bana bir şey ifade etmedi o anda. Çünkü ben 24 Nisan'ı 32 sene çocuk bayramı olarak kutlattım, öğretmen olarak. Evet, siz ilkokul öğretmenisiniz. Evet, ana sınıf öğretmeniyim. 23 Nisan, 24 Nisan çocuklar için hazırlıktı. Hangi piyesi oynatacağım, nasıl bir oyun yaptıracağım, nasıl, misafirleri nasıl çocuklar karşılayacak bunu düşünürdüm. 24 Nisan da benim için tatildi. Bu anlama geliyor evet. Sizin için. Evet. Bunu düşünmüyor muyduk şimdi? Tabii ki düşünüyorduk. Tabii ki biliyorduk. Kayıplarımız bizim de ailelerimizde var. Ama artık bu konunun bir özürlü kapanması bekleniyordu. Hani başka ne yapılabilirdi? Düşünemedim o anda. Sonra tabii düşününce 24 Nisan Paskalya ve Sevak. Evet, Ermeni olduğu için o gün biri öldürülmeliydi. O da Sevak'tı. Evet, biz demin gelirken arabada konuşuyorduk. Yurt dışında ülkeye bakmakla yaşamak arasında fark var diye konuşurken siz şey dediniz. Yani bize soruyorlar, sizi öldürmüyorlar mı orada falan diye. Birden Lerna söyledi. Evet. Evet, kardeşimi öldürdüler. Yani bizden aldılar. Evet, yani... Artık düşünüyoruz. Değil mi? Bu kadar zamandır düşünmedik. Bir aile olarak hiçbir zaman düşünmemiştik böyle bir şeyi. Çünkü bizim vatanımız burasıydı. Başka evet. Bir vatan bilmiyoruz. Sevak'ı zaten Türk bayrağına da sardık. Üzerine haçımızı da koyduk. O şekilde uğurladık. Ama bize düşündürttüler. Yani bir Ermeni bu ülkede yaşamak zormuş. Bunu bize düşündürttüler. Evet. Peki bu davayla ilgili olarak gelinen aşamalarla birazcık bahseder misiniz? Çünkü dava bir tarafa doğru gidiyordu ki bir erin ifadesini değişikliği yapıldı ve işin de rengi değişti. Onu şimdi zaten bize? Tüm erlerin ifadesi değişti. İlk verdikleri ifade değildi. Tatbikata gittiğimiz zaman biz ilk başta yanında duran çocuk... Bir 10 dakika çocuk titredi. Şokunu yaşıyordu hala. Çünkü o almış yanında ve o götürmüş. Nasıl oldu çocuğum? İlk son söylediği söz neydi diye sordum. Çocuk bir 10 dakika titredi. Tamam sakinleş bana anlat dedim. Tüfeği tele dayamıştı dedi. Dayamıştı ve ateş etti dedi. İlk başında duran, yanında duran, oğlumun yanında duran. Onu dedikten sonra ben zaten daha ileriye gitmedim. 7 kişi daha vardı çünkü. Sorguladılar eşim ve avukatımız, damadım. Öğreneceğimi öğrenmiştim ilk başta. Fakat o çocuk bile sonradan ifadesini değiştirdi. Evet. Hiçbiri görmemiş oldu.
mesela kurma sesi ki çok duyulan bir şey. Ben de mahkemede hakim getirmişti tüfeği. Orada na böyle bu sesi duydun mu falan dedi o sonradan çıkan çocuğa, aydınlı çocuğa. O sesi duymuyorlar ama yetiş abi dediğini duyuyorlar nasıl oluyorsa. Çocuklar tabii 50 metre ötedeki duyuyor. Sonra aydından çıkan çocuk, o avukatımız gitti onu sorguladı. Ve orada zaten gerçekler ortaya çıktı biraz. O çocuğa demişler ki onlar davadan vazgeçti. Sen bizim çocuğu kurtar. O da bir ifade imzalatmışlar. O ifadeyi de imzalamış çocuk. Biraz korkak çocuk. O da korkuyor konuşmaya. Hatta hakim sordu neden korkuyorsun dese Malatyalı oluşundan korkuyorum dedi. Elazığlı oluşundan pardon. Ama dedi, o da dedi ki tüfeği doğrultmuştu, vurdu. Kendi de şoka girmişti, gördük dedi. Peki bu vurandan da söz edelim. Siz karşı karşıya geldiniz mi, onunla konuştunuz mu hiç? Evet, hep bir duruşmada geliyor zaten. Tutuksuz yani, yargılanıyor değil tutuksuz mi? Tutuksuz yargılanıyor. Maalesef tutuksuz yargılanıyor. Peki gerçekten de Sevak'ın arkadaşı mıymış o? Hayır. Yok, biz 14 ay boyunca biz hiç duymadık Sevak'ın, Sevak'tan. Telefonda konuşuyorduk Sevak'la biz. Evet. Ve hiç duymadık o ismi. Bu senaryo gibi sanki değil mi? Yani evet. Yakın arkadaşıydı falan kazaya inandırmak için. Yakın. Ya, yani bizi oradaki arkadaşlarından birisi de hatta 2 ay önce Sevak'ın ranza olduğu için üst ranzasına yatmak istemiş. 2 ay önce arkadaşlık kurmuş Sevak'la. Ama Sevak'la hiçbir zaman çok samimi olmamış. Oradaki herkes de söyledi bunları. Hmm. Bizi, yani samimi arkadaşlardı, şakalaşıyor dediler ama yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bunları kim çıkartmış? Basına verenler herhalde. Herhalde bilmiyoruz. Orada olayı kapamak isteyenler. Başka. Yani şaka olarak ortaya çıkıp samimi arkadaşı tarafından kazayla vuruldu denmek isteniyor büyük bir ihtimalle ama tabii evet. Biz buna inanmıyoruz aile olarak. Evet. Peki davada ceza isteme var mı, ne kadar? En yüksek cezayı istiyorum ben. Hayır şeyde iddianamede nedir? Kaza olarak açıldı. Bilinçli taksirle açıldı diyebiliyorum, evet. Galiba. Kaza. Hmm. Kaza olabilir. Peki onun cezası ne kadar şeyde? Vallahi biz müebbet olarak ailece aslında hapis olarak yaşıyoruz. Evet. Çünkü biz gerçekten müebbetliyiz yani. Çünkü sevagımız yok bizim. Evet. Kendisinin o şekilde tutuksuz bir şekilde yargılanması, ya biz korkuyoruz az ceza alacak diye. Onun az ceza alması bizim için çok kötü olur. Ve zaten bunların önüne de geçilemez eğer ona ceza vermezlerse. Yani azınlıklardan kimsenin az çocuğunu askere gönül rahatlığı içinde zaten hani savaş ortamında yollamak bir dert. Bir de böyleyken daha büyük dert. Evet. Ama herhalde bir süre daha korumalı olurlar. Çocuğu, oğlum birkaç kişi için iyi oldu diye düşünüyorum bir yerde. O kendini feda etmiş oldu. Şimdi daha korumalılar. Öğrencilerim gidiyor. Hı. Onlardan haber alıyorum. İşte bir sıkıntınız olursa diyormuş komutanlara, bize gelin falan. Sevak'ın başına gelenler şeye gelmesin. Tabii. Türkiye'nin işte itibarı zedeleniyor. O açıdan bakıyorlardı. O da olabilir. Gerçekten seven de vardır herhalde. Bilmiyorum, herkes de böyle düşman mı, ırkçı mı? Değildir tabii yani ki. O kadar insancıl büyüttüm ki ben oğlumu. O zaten fark edemedi belki de. Çünkü hep buradan bir şeyler istiyordu. Koli koli, kendi istemediği şeyler, yemediği şeyler. Herhalde arkadaşlarına dağıtıyordu orada. Dağıtsın, biz de yolluyorduk. Son çörek istemişti onlarla paylaşmak için. Hissetseydi çöreği istemezdi belki. Ama çörek zaten her yerde Paskalya çöreği diye satılıyor. Adı öyle zaten. Evet. Ya bize mahsus da bir şey değil. Peki siz Sevak'ı orada hiç ziyaret ettiniz mi asker görevlisiniz? Babası etti, evet. Babası o gitti. Dağıtım yeri olarak geldi oraya değil mi? Acemi Birliği neredeydi? Bilecik. Bilecik'teydi. Oraya yani Batman'a gidince böyle bir yüreğiniz cız etti mi yani Güneydoğu işte savaşlar? Evet, ilk haberi verdiğinde abla dedi ben Batman'a gidiyorum dedi. Ben şöyle bir durdum, Batman evet, ha bir şey yok orada dedim kendi kendime ama evet bir şey olmuştu. Yani bir cız ettiği için.
Ama hiç böyle olacağını tahmin etmemiştik. Evet, çatışmada falan olsa bir derece. Ölümün hepsi kötü ve acıdır ama... Tabii. Ama böylesi... Bu böylesi daha fazla içine oturuyor. Birçok şehit verildi. Bir sürü anne baba yandı. Ama hadi savaştı, orada olduk ki o da olmasın. Hiçbir çocuk ölmesin, hiç kimse ölmesin. Ama bu göz göre göre bir şey. Ama birliğinde ölen asker sayısı bakımından epeyce kabarık bir liste var. Yani evet. Geçenlerde gene böyle intihar etti diye. Bazen intihar etti diyorlar. Sonra bakıyorsunuz intihar etmedi diye ortaya çıkıyor. Maalesef. Siz bu haberleri bundan sonra daha dikkatli izliyorsunuzdur herhalde. Tabii ki. Peki demin Lerna söyledi ama bizim ülkemiz burası, toprağımız burası diye. Bu olaylardan sonra böyle buradan gitsek falan duygusu oluştu şimdi mu? Şimdi hiç gidemeyiz. Ta toprağın dibine gömüldük. Artık bu topraktayız. Sevag'ı bırakıp gidemeyiz. Evet. Hiçbir yere. Ya sev ya terk et dediler bize. Sevdik kaldık ama biz kendimizi sevdiremedik. Evet. Ermeniler için başbakan da sık sık telaffuz ediyor ama işte milleti sadıka diye Osmanlı döneminde yani devlete en sadık olan ulusu temsil ettiği söylenir. Ama dediğiniz gibi bir türlü barış olmaz. Yarandıramadınız evet. Kendinizi Türklere. Evet. Şu da var tabii ki bu nefret suçları kapsamında değerlendirilecek şeyler gazetelerde başlık olarak çıkıyor. Mesela hiçbir gazeteci şöyle bakıp işte ya bu nefret suçu ne yapıyoruz falan denilmiyor. Mesela iyi hatırlıyorum eski bir İçişleri Bakanı vardı Bursa Milletvekili Mehmet de soyadını hatırlayamadım. Büyük bir çatışma sonrasında işte bir köy basılmış ve çok büyük zayiat vermiş. İşte PKK gerillalarını suçlamak için dedi ki bunlar dedi terörist değil Ermeni. Uzaylı gibi düşünüyorlar yani, bizi. Evet yani hatta geçenlerde de bunu birkaç kez de yayında da söyledim. Bir özel üniversitenin sahibi ya ben dedi öyle dedi hani Ermeni sözünü telaffuz edemiyorum hala dedi. Böyle baktım gazeteciler vardı. Hiçbir şey söylemedim ama dedim ki sonra bunu tanıyan varsa gidin dedim. Bir psikiyatriste tedavi olsun okula bu kadar para yatıracağına. Ya iyi niyetli söylemek istiyor ama biz de hep küfür olarak algıladığımız için bunu hani birine Ermeni misin, Ermenisin falan diyemiyoruz. İşte Ermeni dendiği zaman benim arkadaşım vardı Ermeniler çok iyi olur falan. Veya siz Ermeni misiniz? Nasıl? Nereden geldiniz? Kuyruklu falan böyle uzaylı bir şey mi sanıyorlar? Yeni ya nesil inanın, diyeyim. Bizim de iki tane gözümüz, bir burnumuz ve yemeklerimiz bile ortak yani. Biz evet. Bu topraklarda senelerdir, yüzyıllardır hep beraber yaşıyoruz. Bizim de Müslüman arkadaşlarımız var. Evet. Yani bilmiyorum nasıl oluyor bu. Bu şuradan geliyor herhalde. Mesela gürültücü bir azınlık var ve bunların sesleri biraz fazla çıkıyor. Mesela geçenlerde de burada bir miting yapıldı. İşte katliamları engelleyelim diye. Hak mitingi ve güzel bir şey yani. İşte katledilmiş yani. İnsanları falan. Sonra mitinge baktık ki elinde hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz. Abi evet. Hani biz orada... Hocalı'da katliam olmuştu o değil mi falan onu filan. Biz de onu geçelim boş ver. Geçelim esas derdimiz budur bizim diye. Ve mesela evet. Bununla ilgili herhangi bir soruşturma da açılmadı. Çünkü İçişleri Bakanı orada konuştu. Konuştu. Yani böyle handikaplarımız çok fazla. İleride herhalde bunlara bakarak epeyce yüzümüz kızaracaktır diye düşünüyorum. Siz öğretmenim dediniz. Kaç yıldır mesleğin içindesiniz hocam? 35 yıldır. 35 yıldır. Evet. Peki sizin öğrencileriniz giderek azalıyor mu, çoğalıyor mu yoksa bir belli rutini var mı? Mesela Rumlar çok azaldı yani. Bizde de azalmalar var evet ama bazı dönem çoğalır, bazı dönem azalır ama genelde eskisi gibi değil tabii ki azalıyor. Evet.
Azalıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz Lale? Meslek olarak? Ben aslında organizasyon işiyle uğraşıyordum. Kendi başıma çalışıyorum. Ama tabii bir senedir hiçbir şey yapmıyorum. Evet, zor tabii. Bugün sabah izleyicilerimle paylaşayım. Arabaya bindiğimde biraz dedim geç kaldım. Cüzdanımı düşürdüm Bostancı'da. Ah geçmiş olsun falan. Sonra dedim kime söylüyorum ben? Sizlere, çocuğunu, kardeşini kaybetmiş insanlara cüzdan kaybı nedir ki? Evet. Onlar telafi edilebilen şeylerdir. Bu acılar telafi edilmiyor. Peki bu davanın sonuçlanacağına ilişkin bir şey var mı? Gidişat var mı? Umudumuz var. Umudumuz var, evet. Ben zaten son mahkemede de söyledim. Beni başka ülkelere muhtaç etmeye çok utanırım dedim. Utanırım. Davam burada çözülsün. Ve en adil şekilde istedim. Var. Elbiseleri yok mesela. Sadece bir tişörtü geldi. Giriş deliği yok, çıkış deliği var. Sanki buyurun demiş, sırtını sıyırmış gibi. O elbiseler istendi, eğer saklanıp duruyorsa. Bence kendine ait bir tişört değildi ama bilemiyorum. Belki yanında götürdü. Çünkü çıkış deliği uyuyor. Kurşun. Çapı uyuyor, evet. Tekrar tatbikat yapılacak 8 Haziran'da yerinde. O istedik, hakim kabul etti. Yine o çocuk. Bu zanlıyla beraber gidecek. Evet, maalesef. Halbuki bunlar daha önce yapılmış olması gerekiyordu. Yapılmış mı hiç böyle şeyler? Böyle ilk defa şimdi yapılacak yani. Orada yapılmış, alınmış bir şeyler ama çizilmiş. Savcı başka şey, sonra başka gelmiş. Çocuklar çizmişler yerini. Savcı gelmiş başka yer çizmiş, böyle bir şey, çelişkiler var. Evet. Sonra mesela diyor ki şey, Kürtçe konuşmalar geldi. Biz hazır ola geçtik. Hiçbiri emniyetine açık gitmemiş. Sadece bu gitmiş. Emniyeti açık. Hani madem korkunç bir durum vardı orada. Çatışma olabilir dediğim. Sen niye şakalaşıyorsun orada, dibine girmiş konuşuyorsun? Ya öbür çocuklara bir şey olsaydı? Evet. Madem öyle. Ya da tek başına karakolu kendisi kurtaracak. O da olabilir. Evet. Şimdi biz Türkiye'de faili meçhul cinayetlerle uğraşıyoruz. İşte resmi kayıtlara giren, yani mahkeme kayıtlarına ve tutanaklara giren 4563 yani Güneydoğu'da böyle bir faili meçhuller var. Ama bu konuyla genel olarak konuşan 17 bine kadar çıkıyor bu sayılar. Ve bulunamıyor. Fakat bir de faili belli olan var. Fark yani. Etmez yani, bulunsa ne olacak, böyle serbest gezecek demek ki. Bir sene olacak. 24 Nisan'da bir sene olacak. Yani bir senedir tutuksuz yargılanması nasıl bir adalettir? O bir saniyede toprağa soktu onu. Biz bir senedir bir şey yapamadık. Evet. Peki eğer ki Sevak Ermeni değil de Türk olsaydı ve böyle bir olaya kurban gitseydi, faili için aynı uygulama olur muydu? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Tabii bence o da aynıydı. Eğer bu şekilde olacaktıysa aynıydı. Bu ikiye katladı Ermeni oluşu. Peki Ermeni aileler çocuklarını askere gönderme bakımından şimdi nasıl, ne düşünüyorlar çevrenizde? Yani size gelip bir şeyler söylüyorlar mı? Bize bir şey söylemiyorlar ama internette yazışmalarımızdan falan. Tabii çekinceleri var. Hı. Ama yolluyorlar. Ne yapacaklar? Gidecek yani. Evet, mesela ben Seva'ya çok söyledim. Git yurt dışında oku. Değil ki askerlik yapmasın. Ya da kısa dönem yapsın. 2 yıllık okumuştu çünkü. Evet. İstemedi. İstemedi hiçbir zaman yurt dışına çıkmak, temelli çıkmak istemedi. Gezdi, çıktı, beraber gezdik ama birkaç yer istemedi yurt dışında olmak. Ki tanıdıklarımız, akrabalarımız da vardı. Evet, siz Sevak'la ilgili olarak bir sergi açıldı ve sergi de bitti galiba, değil mi? Bugün, evet, Sevak'ın doğum günü 1 Nisan'da sebebiyle açıldı. Evet, yaptığı seramikleri sergiledik. Sevak'ın doğum gününü andık
açıkçası kutlamak yerine. Evet. 1 Nisan'da. Bir hafta boyunca da açık kaldı sergi. Cihangir'de değil mi? Evet. Evet. Peki nasıldı ziyaretçiler? Siz devamlı sergide bulundunuz mu? Evet, bir hafta boyunca devamlı annemle birlikte sergideydik zaten. Hı hı. Evet, gelip giden ziyaretçiler oldu. Daha çok bir defterimiz vardı. Şimdi defterimize bakıyoruz annemle birlikte. Ne kadar çok özür dileyen insan var. Türk vatandaşı olarak bizden. Sevak'tan daha doğrusu. Hı. Herkes özür dilemiş Sevak'tan. Şey, sergi defterine. Evet, öyle yazmışlardı. Evet, bir grup aydın da biliyorsunuz bu 15 olayları için Taksim'de bir araya gelip özür diliyoruz toplantısı yapılmıştı. Evet. Ama onlar bile eleştiriye de şey yaptılar, onlar da eleştirildiler. Yani. Evet. Maksat acıyı paylaşmak. Evet oldu ama ne yapalım? Denmesi lazım. 100 yıl geçiyor yani, 100 yıl olacak. Evet. Sergide yaşadığımız ne var bir şey bunlar? Vardı. Sevak'ın asker arkadaşı bizi ziyaret etti sergide. Adana'dan gelmişti. Ve Adana'dan gelmiş bize Sevak'ı anlattı. İlk, daha doğrusu kapıyı açtığımızda dedik ki ben, yani kimsiniz diye. Ben Sevak'ın dedi asker arkadaşıyım dedi. 8 ay birlikte askerlik yaptık dedi. Sergisini dedi duydum ve geldim dedi. Adana'dan gelmişti. Bize Sevak'ı anlattı. Yani annem bir kere de anlamıştır ki gerçekten çok güler yüzlü, sevecen bir çocuk yetiştirmiş. Çünkü Sevak'a dedi ki ilk defa çok sevdiğim birisini kaybettim dedi. Hala dedi kitap defterimize yazar mısın dediysek ben dedi 5 vakit dedi Sevak'la konuşuyorum zaten dedi. Ben bir kere de anladım namaz ki kılıyormuş. Sizin için bir problem olur mu dedi hatta. Olur mu öyle şey dedik. Dua yani sonuçta bu. Evet. Ve Sevak'ı çok sevdiğini söyledi. Biz çok şaşırdık annemle. Kur'an okuyabilir miyim başında gidip dedi. Tabii oğlum git oku dedi. Kabristanını bile aramış, bulamamış. Ve 24 Nisan'da dedi ben dedi sizle birlikte dedi Sevak'ın kabristanına gelmek istiyorum dedi. Bu bizim için sergide iyi ki de sergiyi yapmışız dedirtti açıkçası. Çünkü Sevak'ı gerçekten seviyorlarmış. Evet. Sevenler de varmış ya da evet, arkadaşları arasında. Bu ulus katillerden ibaret değil herhalde. Evet yani. Değil. Evet. Her bir de bazı ideolojileri olabilir normal. Evet. Ama bir insanı öldürmesi gerekmiyor. Evet. Oturalım tartışalım o ideolojiyi. Ben benimkini tartışayım onunkini tartışsın yani. Ama çekip tüfekle vurmak. Evet. O bir tartışmadan değil de bir planlı hareketin sonucu herhalde. Çünkü daha sonraki gelişmelerde onu gösteriyor yani korunuyor. Yani. Sevak'ın her zaman güler yüzlü oluşu, Sevak'ın her zaman arkadaşlarına sohbet ettiği, Sevak'ı bize anlattığı zaman Sevak'ın gerçekten orada çok sevildiğini söyledi. Yani nasıl ama tabii yani düşmanlık besleyen de olmuş demek ki bu durumdayız. Çok üzülmüşler doğum gününü duyunca. Avukatı söyledi o günü. Biliyorlarmış işte 1 Nisan doğum günü olduğunu. Çok yakın arkadaşı olan onu vuran çok üzülmüş. Bir de pasta kesseydiniz dedim. Madem aklınıza geldi. Siz dosyayı inceleyebildiniz mi Lerna? Yani böyle kendinizce soru işareti oluşturan yerler buldunuz mu, tespit ettiniz mi? Biz zaten ilk bizi helikopterle karakola götürdükleri zaman, orada ilk konuşmaya başladıkları zaman, asker arkadaşları da dahil, komutanlar da dahil, biz orada anladık. Belki yer bile orası değil. Çünkü kardeşime ait hiçbir şey yoktu. Her şeyi silmişlerdi. Yani oraları sonuçta filmleri seyrediyoruz bir şekilde. Çember içine almaları gerekmiyor mu? Evet. Ya da bir barut izi yok mu burada dediğimde siz askerlik yaptınız mı dediler bana. Yani ne biçim konuşuyorsun bu şekilde dediler bana. Bir barut izi olmaz mıydı vurulduğu yerde? Belki o yer bile değil Sevak'ın vurulduğu yer. Evet. Ki şu anda bile belli oluyor zaten. Giriş deliği yok, çıkış deliği var. Bu nasıl bir şey ki? Elbiseleri yok kardeşimin. Ve 3 kat elbisesi varmış üstünde. Verilen ifade
dedin. Hiçbirisi birbirini tutmuyor. Yani deliller topluca bir organize biçimde evet, yok edilmiş evet. ortadan. Zaten evet, o kesin zaten evet. O zaman da tek kişilik bir şey değil bu. Mesela bu bir cinayetse ki öyle gözüküyor. Birden fazla olursa o zaman tahammülden oluyor. Plan, yani iki kişi aynı anda cinayet işleyemeyeceğine göre önceden planlanmış hale geliyor ve suçun niteliği de değişiyor. Yani çete oluşturarak, suç örgütü oluşturarak bir şey yapmak ve mutlaka bunun arkasında birileri de yani en azından orada temas halinde olan. Çıkarabilirsek çıkaracağız ortaya onları. Evet. İnşallah çıkarırız diye düşünüyorum. Daha sürer herhalde mahkeme. Cezalar caydırıcı olmalı. Artık zaten kimse, geçen de söyledim ben bir programda. Kimse artık yaralamıyor. Direkt öldürüyor. Çünkü cezası yok. Evet. Artık yaralama da bitti. Peki bundan sonra ne yapacaksınız Sevak'la ilgili olarak? Duruşmaları takip edeceksiniz. Onun dışında gündemde kalması için neler düşünüyorsunuz? Çalışacağız hala. Adını unutturmayacağız. Evet, unutturmamaya çalışacağız. Güçlü olmaya çalışacağız. Yani biz eksik kaldık. Biz 4 kişilik bir aileydik. Sergimizin isminden de belli oluyor zaten. Eksikti sergimizin ismi. Sevak'ın yapması gereken çok şey vardı. Sevak üniversite mezunu bir çocuktu. Evet. Boş zamanlarında seramik yapan bir çocuktu. Kuyumcu, yüzük yapıyordu Sevak. Yani Sevak kaliteli bir çocuktu. Bunu, böyle bir çocuğu, kardeşim olduğu için söylemiyorum, arkadaşları da söylüyor bunu. Kaliteli bir çocuğu yaşama hakkını elinden aldılar. Evet. Ve buna hiç kimsenin hakkı yoktu. Sevak ne okumuştu? Sevak plastik sanatlar okumuştu. Lisede plastik sanatlar, maçka teknik. Hı hı. Üniversitede Yıldız Teknik'te de seramik okumuştu. Ama baba işini devam ettirecekti. Tasarım yapıyordu. Çizimleri iyiydi. Takı tasarım mı? Takı tasarım, evet. Hı. Ama hobi olarak da seramiğe devam edecekti kendisi. Evet. Ermenilerin sanatkarlığı zaten dillere destandır. Yani her konuda birden fazla mahareti vardır. Mecburi sanatkarlık ama. Devlet dairesi çalışamayan ne olacak? Sanatkar, tüccar olacak. Evet, bu da tarihi ve sosyolojik bir gözlem. Bir müzisyen arkadaşım var, Hayko. Geceleri akordeon çalıyor. Tanıyor musunuz yoksa? Evet. Sonra onun usta bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı tamircisi olduğunu öğrenmiştim. Evet. Bir gün Beykoz'a annemin evine getirdim. Hayko ile gittik. Sonra o mahallede 3-4 tane daha erkek bütün mahalleyi tamir ettik. Öyle çıktık şeyden. Evet. Çok becerikli ve yetenekliydi yani. Evet. Elinden her şey geliyor. Dedim ki Hayko, böyle çok başlıklı füze gibisin. Yani her işe yarıyorsun. Gerçekten arı gibi çalışkan ve üretken insanlar, Ermeniler. Değerinizi biliyor muyuz bilmiyorum ama seveniniz çok var. Bugün burada olmanız bizim küçük bir tezahürü bunu. Biz çok sayıda haberini yaptık Sevak'ın. Takip ediyoruz bütün duruşmalarınızı. Dün Metin Göktepe ödülleri vardı. Ödül alan haberlerden bir tanesi de Sabah gazetesinde Bilge Eser'in evet. bu ifade değişikliği haberi ki davanın seyrini değiştirdi. Evet. Bir haber de oydu. O dava, o haber çıktıktan sonra yapılan duruşmada biz de buradan canlı bağlantıyla Bilge ile telefonla konuştuk. Ve davanızı yansıttık buradan. Bundan sonra da takip edeceğiz. 8 Haziran dediniz değil mi? 8 Haziran'da tatbikat, evet. Tekrar yerinde. Hı hı, hı. Mahkeme 29 Haziran galiba. 29-28, evet. Buradan oraya giderken eğer davet ederseniz gazeteci arkadaşlarımızı, yani bu davayı takip edenler var. Onları davet ederseniz toplu olarak gidebilirsiniz ve gitmelisiniz de zaten. Benim imkanım olsa stüdyoyu bırakıp oraya gelirim. Eskiden orada geliyorlar zaten gazeteciler, giriyorlar. Evet. Ama İstanbul'dan da hani böyle köşe ezanları falan gelirlerse evet. çok da iyi olur o.
Çünkü orada iyi gazeteciler var tabii. Mesela Batman'da Arif Aslan var. Hı-hı. Çağdaş Batman'ın sahibi ve yayın yönetmeni. Anadolu Ajans, NTV, Haber Türk vardılar. Evet. Evet. Daha fazla bu davalar ancak böyle çözümlenebiliyor. Mesela biz Metin Göktepe davasını buradan Aydın'a yolladılar. Biz buradan otobüslere binip Aydın'a gittik. Baktılar ki Aydın'a geliyorlar. Bu sefer daha zor olsun diye Afyon aldılar, tam Anadolu'nun ortası. Minimum 5 saat yani İzmir'den de Ankara'dan da. Ondan sonra, ama orayı da bırakmadık. Gittik. Tam 2 sene şeyler yoktu ortada. Sanıklar gelmiyorlardı, polisler. Ama sonunda başbakan talimat verdi ve geldiler. Başbakanın talimatıyla geldiler ancak. Metin Göktepe'yi döverek öldüren polisler. Evet. Dün onun ödül töreni ve doğum günüydü. Onu da Sevak'la 10 gün araları var. Evet. Yaş olarak da bir daha farklı. Sevak kaçtıydı? 86. 25 yaşındaydı. 25 26 yaşında. Olacaktı. Allah rahmet eylesin diyoruz. Peki biz süremizin sonuna geldik. Üzünlü bir program yaptık ama gerekli olduğuna inanıyoruz. Evet. Çünkü ölenler öldükleriyle kalmasın istiyoruz. İnşallah. Arkasında İnşallah. Tekrarlanmasın istiyoruz. Evet. Tekrarlanmasın, arkası gelmesin. İnşallah. Başka Sevaklar ölmesin. Ne Sevak, ne Mehmet, ne Ahmet. Evet. Hepsi bir benim için. Tüm genç çocuklar. Herkes. İnsan olmak yetiyor bence. Din, ırk. Hiçbirini kabul etmiyorum. Etmedik zaten şimdiye kadar. Evet. Siz de bu toprakların insanısınız. Biz ne kadar buranın yerlisiysek siz de o kadar yerlisisiniz. Evet. Çünkü başka yeriniz yok. Başka evet. yerden gelmediniz. Evet. Peki programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir programın daha sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, birazdan Zühre Demir 12 haberleriyle karşınızda olacak. Onun ardından Osman Şenkul'un biraz da ekonomi programı var. Biz yarın sabah saat 11'i çeyrek geçe tekrar karşınızda olacağız. Üzüp geliyor oradan.